Selam YouTube. Bayağıdır yoktum. E3'e ne yazık ki reaksiyon çekemedim. Burada yayında olanlardan e, haber olmayanlar varsa da öğrenmiş olsun. Normalde kaçırmam böyle şeyleri. Ki en bombasını kaçırdım ya. Buna çok üzülüyorum gerçekten. Ulan Breath of the devam oyununun yayınlandığı şeyi kaçırdım ya. Yurt dışındaydım. O yüzden sadece izleyebildim. Yani izleyebildiğime bile şükreder moddaydım. Şimdi e, tabii duyurulanlar duyuruldu. Ben kendime şöyle bir not aldım. Biraz önce yayında da arkadaşlar link verdiler. Birkaç oyunda öyle ekledik filan. Şimdi bu trailerları izleyerekten konuşacağız üstlerine. E, trailer izleyeceğiz. Bazılarında belki gameplay izleriz filan. Şu bebekle bir başlayalım. Bebekle bir başlayalım. Şuralarda bir yerde ben bu arada anlamıştım. Şuralarda bir yerde. Şu one more hafif dikeldim tamam mı? Orada dur dedim böyle bir kalktım. Zaten şu fil üzerinde direkt koptu yani film bende. <laughs> Retrovalin tepkiye ne verdin izlerken? Oo dur harbiden lan hadi bakayım. Elimizin altında roleplay yapalım. Şimdi Nereden başlıyoruz? One more thing dedi değil mi amca? Tamam, one more thing'den. Ha, ah, one more thing dedi lan bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. One more thing dedi bir saniye. Bu ne? Pikmin 4. Pikmin 4. Pikmin 4. Pikmin 4. Pikmin 4. Saldı. Zelda. Çok kötü oluyor tabii ki. <laughs> ah orijinal olacaktı ki valla yırtardım ortalığı ya. Şurada ben çıldırıyorum ilk izlerken yani. Oğuzhan'ın yayına gittiyseniz video biter bitmez adamın yanına koştum ya. Deli Dana gibi şey Bulgaristan sokaklarında aşağı yukarı yürüye yürüye oyunu konuştum ya. Burada dikkat edin Hayrul Kalesi yükseliyor. Dikkatli bakanlar fark edecektir. Yerin altından yeni yapılar çıkma ihtimali var yani. O herhalde Ganondorf'muş ya evet. Ee, yani diğer oyunlardaki hallerine benzetenler var. Ben o kadar külliyata hakim olmadığım için. Ha şimdi biraz ayrıntılı bunu parçalayalım mesela. Burası muhtemelen Hayrul Kalesi'nin altı. E, ee, kripte falan gitmişler. Mezarlığa gitmişler. Artık doğa okumadan girdiler. Başlarına gelmeyen kalmadı tabi. Şu Gena'nın kafası değil mi? Çok mu benziyor? At bu. Tamam. At şu ok mu var sırtında? Yeni yani onu hakikaten bilmeyenler DLC demiştir evet. Ama yeni oyun olduğunu ben de direkt anlamıştım. Yani şu sanki hani eee Ocarina of Time'da da böyle atla Zelda'yı kaçırda hali var ya biraz ona benziyor sanki şu. Şu eli şu da mızrak mı? Aa evet evet doğru bu el. Ben de bunu şey e, ok sandım. Okla yay sandım. Doğru mızrak bu. Şu şey vardı zaten. Bu e, bu zımbırık vardı. Şeylerde özellikle Divine Beast'lerin içinde bu tarz bir oluşum vardı. Onun esas kaynağı neydi oyunda ya? Bak ben o kadar net hatırlamıyorum. Yani o gücü Genon mu sağlıyordu? O domuzdan mı geliyordu bu şey? Bir saniye çok hızlı gittik. Bu şarkı ne iş? File biniyorlar. Film mi bu? Filmsi bir şeye biniyorlar. Fil değil bu boynuz. Evet bu boynuzu... şey gergedan tarzı bir şeye biniyorlar. Ve niye yolculuk yapar gibiler? Keşfe gelmemişler sanki. Bu taşınmaya gelmişler. Bizim dövdüğümüz Ganon'du. Scourge of Beast diye geçiyordu değil mi? Şu şarkı el haline gelmiş. Bu mühür muhtemelen mühür. Hani hep şey diyor ya işte Triforce'u kullanarak mühürledik 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 mühürledik. O mühür muhtemelen işte Genondorf'u mühürlenmiş halini mi görüyoruz burada? Ama o Genondan kalan bu siyahımsı kırmızımsı güç duruyor. Mola vermişler yazık. Ay güzel de canım benim. Öküz lan bu. Bu nereden geldi ekstra mesela? Oradaki şeyle birebir aynı ama ekstra bir yerden de fırttırdı mesela. Neden? Çok tatlı değil mi ya? Abi böyle yenilikle çok küçük bir şey. Ama yakışmış ya. Bütün internet sevdi mesela. Yani seriye olan sadakatten ötürü mü herkes sevdi? Yoksa gerçekten yakıştığı için mi sevdi? Diğer insanlar için bir şey diyemeyeceğim. Ama ben kesinlikle çok yakıştırdım. Yani çok tatlı olmuş lan. Bir de ön tarafı örmüş filan. Tam bir prenses saçı yani bence. Bir de bu var. Tamam bu mühürlü Genondorf diyelim. Niye buna gidiyorlar? Niye buna gidiyorlar abi? Acaba Genondorf'tan yardım mı isteyecekler? Acaba Genendor'dan yardım isteyip çok daha güçlü bir düşmanı mı yenmeye çalışacaklar. Çok mu ekstrem olur? Yani uyandırmaya gidiyorlar gibi zaten. Niye buraya gitsinler ki? Şimdi Şurada frame frame gideceğiz. Ee, şöyle bir şey var Bu İnsanlar bunu görünce evet co-op play veya Zelda ile oynama e, sorusunu sordu. Aonuma şuna şaşırmış. O lan insanların aklına nasıl böyle bir şey geldi demiş. Yani ben çok sanmıyorum ya Zelda ile oynamayı veya co-opu. Ee, Aonuma ona şaşırmış lan. Ne alaka niye böyle bir şey geldi ki aklınıza diye konuşmuş. Bak o şarkının ucundaki el tutuyor tamam. Mühür yani bu muhür diye yorumlayabiliriz bunu. Bak. Ee, Link'in eli ona dönüşmüş lan bildiğin. Yani o aynı parlaklıkta sanki. Tamam Link bir hamle yapıyor. O şarkıya hükmediyor. Hatta aşağıdan inen şeye hükmediyor konumda şu an. Ve o farenin içinden geçen bu zehirli duman geliyor 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 geliyor. 1080p'de niye böyle pikselli pikseli gözüküyorsun sen? Salak mısın? Burada el ele tutuşuyorlar. Burada bir, bir dungeon'ın girişi gibi duruyor. Riyaskan hoş geldin. Bir dungeon girişi. Dungeon'lar geri mi dönüyor? Öyle bir şey yaptı ki. Clickbait haber başlıkları. Dungeon'a giriyoruz. Bak. Mührün eli linki tutuyor. Linkin elinden tutuyor. Neden? Linki bir şey olabilir. Link Link mi bu Zelda mı? Link ya. Erkek eli lan bu bildiğim bu, bu Link bence. Burada nerede bizim eleman? Tamam şarkı eli diğer aşağıya doğru iniyorsun. Tamam. Ohoho gölgede bir şey çıktı. Bu ne? Bu ne abi? Şu gölge ne? Bu el ne? Şarkı eli tamam. Genondorf bu. Link'in ayakları tamam. Hop! Zelda kızımız düşüyor. Zelda'nın Zelda'nın zemin çöktü bu arada. Az önceki el ele tutuşma burada olabilir. Zelda çöküyor çünkü. Zelda kızı o ya ne kadar tatlısın sen. Kawaii deyiyor <laughs> ne? Lincoln taskete Yani burada kötü adam bu tamam ama kötü adam baya Link ve Zelda kontrolünde hayata geliyor gibi. Yani gerçekten bu teoride ısrarlı olacağım galiba. Bence Ganondorf'u uyandırmaya geldiler bilerek. Yani bu durumdan bence rahatsız değiller. Amaçları bu gibi duruyor. Şunlara Gerido simgesi falan demişler. Bazı yayıncılardan izledim. Öyle mi bilenler teyit ederse sevinirim. Yani zaten geri Gerido halkından. Uyan gari tamam. Pix frame frame gittik. Uyan artık. Buraya kadar geldik. Güzel. Bakın dikkat edin. Herhalde fark etmeyen yoktur. Ee, biraz geri geleyim hatta. Lan dur. Yani şu kule hizasına bir bakın. Ufuk çizgisiyle haline bakın. Yükseldiğini fark etmeyenler varsa yani. O o çizginin yukarıya doğru kaydığını göreceksiniz. Saray yükseliyor. Bir de bu ışıklar ne? Yani o mührün ışıkları kayboluyor diye yorumlayalım hadi. Ve şurada zaten Aa Volkan'dan Volkan'da kaya yok. Aynen aman Volkan'da lav yok. Dur bakayım. Şurayı mı diyorsun? Normalde akar vaziyetteydi değil mi? Bir de kaç yıl sonra geçecek acaba? O da önemli. Öyle bir işaret mi vardı Barış? Ha yanlışlıkla yaptım. Ulan ben de o çizgiler ona dönüşüyor filan sandım. <laughs> ah! Itirailer'a anca bu kadar parçalarım. Bence bu video bu kadarlık olsun. Geri kalanını başka bir video şeklinde şey yapalım. Üzerine konuşalım. Bu güzel oldu çünkü ya. Bu kadar ayrıntılı incelemeyi düşünmüyordum aslında. Gaza geldim bir anda ya. Çünkü bilgisayarım da yok ya ne zamandır. Bu kadar ayrıntılı bakamadım cep telefonundan falan. Güzel oldu. Bir de koca ekranda 1080p izledim sonunda. Huh. Evet YouTube. Breath of the Wild 2 geliyor. Daha ne olsun. Çıktığı gün yayında başlıyoruz. Artık 3 sene mi olur 5 sene mi olur. O zaman ölmezsek eğer. Yardım dolarda görüşürüz.